ay öncesine dayanıyor bu çalışma. Kaan Hocam, Rektör Hocam, ne yapabiliriz? Bölgesel olarak böyle bir şey yapalım mı diye düşündük. Ve biraz da cesaret ettik açıkçası. Ve cesaretimiz de sağ olsun hocam her zaman zaten motivasyonu yapıyor. Böyle bir şeye başladık. Teşekkür ediyoruz herkese. Çalıştayla ilgili olarak şunu söyleyeyim. Bana çok güzel geri dönüşler oldu. Böyle bir çalıştayım. Özellikle İskenderun'da, Doğu Akdeniz, Hinterland'da. Hinterland'ı kelimesi biraz işte sorun çıkartıp baktım. Herkes de kullanıyor aslında. Güzel Türkçemizde, Türk Dil Kurumu'nda da var ama yakın çevresi değil diye biraz eleştiri aldık. Önemli değil. Eleştiriler güzel. Biz ne kadar yetkinmişiz, nelere yetkinmişiz ve bu yetkinlikleri birleştirerek bu bölgede ve Türkiye'de bu 13 üniversite biliyorsunuz. Yani merkezin neresi olduğu önemli değil. Doğu Akdeniz ve yakınlarındaki bu tür üniversite bebekleri ve birliktelikleri, platformları oluşturuyor biliyorsunuz. Her yerde var. Geçen yıl 2018 öğretim üyesi sayısı 31 Aralık itibariyle %138. 138. 138. Efendim, üretilen makale sayısı 118. Böldüğünüz vakit 0.86 çıkıyor. Bizim hedefimiz bir, minimal. Bu değerler tabii yeni korunmuş bir üniversite için çok parlak. Yeni isim almış bir üniversite için çok parlak. Ve başlangıçtan itibaren %400 bir artışı ifade etmektedir. Bu kendiliğinden olmuş bir şey değildir. Burada oluşturulan bu araştırma, geliştirme atmosferi, ekosisteminin neticesinde oluşmuş sonuçlardır. 2015 yılında kurulan bu genç üniversite, hocamın da ifade ettiği gibi verilerle çok önemli bir noktaya gelmiş. Aynı yıl Davos'ta Ekonomik Forum'da Klaus Schwab 4. Endüstriyel Devrim'le ilgili bir konuşma yaptı, yer yerinden oynadı. Çünkü artık dünyanın eski dünya olmadığını ve rekabetin çok farklı bir noktaya gittiğini bir tokat gibi hepimizin yüzüne vurdu. Büyük balığın küçük balığı yemediği, hızlı balığın yavaş balığı yediği yeni bir rekabet için hazırlanın dedi Klaus Schwab. Ve veri okur yazarlığının rekabette çok önemli bir avantaj olduğunu ve bundan faydalanmamız gerektiğini söyledi. Bu konuyla ilgili pek çok şeyden bahsedebilirim. Yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye'nin farklı yerlerinde, güzide araştırma kurumlarında, üniversitelerde sizin gibi değerli misafirlere 4. Endüstriyel Devrim ve bunun araştırma ekosistemi üzerindeki yansımalarıyla ilgili bilgileri paylaşmaya gayret ediyoruz. Ama bugün sizlerle paylaşmak istediğim şeylerden bir tanesi, geleceğin araştırma dünyası içinde bizi neler bekliyor? Çeşitli politik belirsizlikler, coğrafi bir takım sıkıntılar, fonlamayla ilgili yaşanan zorluklar, araştırmanın yapıldığı süreçleri temelden etkilediği için bir takım evrimler yaşıyoruz. Ve bu da bir takım devrim niteliğindeki sonuçlar ve kararlar almamıza yol açıyor. Aslında bir temel ortak soruyla başladık bu çalışmanın yapılmasına. 10 yıl sonra araştırma dünyasında bilim insanları bir şeyi keşfetme amacı yükselerdi. Acaba o ne olurdu? Neyi bilmek isterlerdi? Araştırma ve discovery süreçlerinin değiştiğini görüyoruz. Ve ölçüm sistemlerinin de bu noktada daha kritik olacağını tabii ki önümüzdeki bir dönemde göreceğiz. Ve tabii ki sayısal değil ama özellikle kaliteye odaklı bir eksende bundan incelendiğini fark edeceğiz. Ve 6. temamız geleceğin araştırma bilgi sistemini kurmak. Yani dersi derste anlatma formatından çıkılmaya çalışıldığını hepimiz farkındayız. Özellikle Türkiye'de de gördüğümüz örnekler var. Vakıf üniversitelerinde, özel üniversitelerde daha çok yani uygulama temelli, derste bir amfide öğrencileri toplayıp teorik bir şey anlatmaktansa farklı formatlarda bunların yapılanmaya çalıştığını görüyoruz. Efendim teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederim.